Evet kıymetli dostlarımız, sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bugünkü kısmında çok sorulan bir soruyu daha sizlerle cevap vermeye çalışacağız inşallah. Sorumuz şöyle arkadaşlar. 2022 engelli maaşı alan bir kişi ÖTV muafiyetli araç alırsa, yani vergi indirimli araç alırsa 2022 maaşı kesilir mi? Evet arkadaşlar, bu bayağı bu aralar gündemde çok sık dillendirilen ve hakikaten de önemli bir konu. Şimdi 2022 maaşı ve bakım aylıklarının alınma kriterleri devletimiz tarafından belirlenmiş. Bu kriterlerden herhangi biri oluşmadığı zaman veya herhangi biri gerçekleşmediği zaman bu maaşlar biliyorsunuz ki kesiliyor arkadaşlar. 2022 maaşının da alma şartlarından biri evdeki hane halkı sayısının, eve giren gelirin belli bir miktarda altında olması gerekiyor. Yani bu her yıl değişik oranlarda belirleniyor arkadaşlar. Şimdi burada geniş detay verirsek kafa karışıklığı olabilir. Konumuz çünkü farklı. Yani bu kriter 2022 maaş alan bir arkadaşımız ÖTV muafiyetli araç aldığında bu maaşı bağlayan memur arkadaşlar şöyle düşünüyor. Yani bu arkadaş eğer bu arabayı alacak kadar parası varsa geliri de yüksek mantığı ortaya çıkıyor. Tabii ki bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bunun tartışması ayrı yapılır arkadaşlar. Burada inisiyatif var. Normalde mevzuatı incelediğimizde ki hepiniz ulaşabilirsiniz. Ben sizler için bu mevzuatı inceledim. Bu 300 bin TL'lik bir araç alan bir kişiyi düşünelim. Bu kişinin evdeki hane kişi sayısı fazla ise ortalama devletin belirlediği gelirin altında çıkıyor. Yani aylara bölündükten sonra. Ancak işte az önce belirttiğim gibi 2022 maaş alan kişinin hiçbir geliri olmaksızın, SGK'sı olmaksızın bu maaşı devlet tarafından verildiğinden dolayı eğer ÖTV muafiyetli araç alırsa diyor, şöyle bir mantık ortaya çıkıyor. Az önce de söyledim. Bu kadar parası olan kişinin muhakkak bir geliri de vardır. Ödemesi vardır. Mantığı ortaya çıkıyor. Bu nedenden dolayıdır ki birçok arkadaşım bu yönden engelli maaşı kesildi. Genel olarak kesiliyor arkadaşlar. Bunu baştan belirtmek istiyorum. Çünkü 2022 maaş alan kişinin gelirinin olmaması gerekiyor. Araç aldığı zaman direkt sistemde üzerinde mal varlığı görüş çıkacak. Buna bağlı olarak bu maaş kesilir. Ben nacizane tavsiyem 2022 maaş alan arkadaşlarım bu konuyu çok iyi düşünmesini tavsiye ediyorum. Bu konunun bağlantısı olarak şöyle bir soru daha gündemde arkadaşlar. 2022 aylıkları hesaplamasında veya bakım maaşının hesaplamasında da gelir testinin düzeyinin kalkmasıyla alakalı. Tabii ki biz de bu sorulara çok muhatap oluyoruz. Burada arkadaşlar bu işlemi yapacak olan gerekli mecler bu işleri yapacak. Yani bu düzenleme kanunla sabitlenecek. O yüzden biz de bunun oluşmasını bekliyoruz arkadaşlar. Konumuzu özetleyecek olursak 2022 maaşı alan bir arkadaşımın ÖTV muafiyetli araç aldığında maaşı kesilir arkadaşlar. Bunu bir kez daha buradan vurgulamış olalım. Evet, sizler soruyorsunuz, bizler cevaplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz mutlu ve sağlıklı olun. Kalın sağlıcakla değerli dostlar.